Herkese selamlar ve sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün farklı bir oyunumuz var. Oyunda atom bombası düşüyor. Ortalık pert oluyor. Bizler de bir sığınakta ailemizle birlikte orada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ben oyunu birkaç saat YouTube'dan falan izledim ama daha pek bilmiyorum. Direkt şu mahzene indik arkadaşlar. Eşyaları toplama çalışacağım da adam yerinde sabit duruyor. Hareket ettiğim hareket etmiyordu. O yüzden çok uğraştım. En sonunda hareket etti. Ondan sonraki gene hareket falan etmedi işte. Ben direkt sığınağın olduğu yerde başlattım sadece. Direkt bakalım oyunumuza başlayalım hadi. Birinci gün. Patlamadan hemen önce hepimiz sığınağa ulaşmayı başardık. Ucuz atladık. Gerçekten birlikte olduğumuz sürece burada işleri yoluna koyabiliriz. Hatırladığımız kadarıyla konserve ve çorba sağlıklı bir şeydir. Raflarımız konserve kutularıyla dolu. Kutulardan yiyeceğiz. Kutuların üstünde uyuyacağız. Kutularla konuşacağız. Bazılarımız yapmaya başladı bile. Daha ilk günden kafayı mı yediniz amına koyayım? Çok fazla suyumuz var. O yüzden bir süre su için endişelenmemize gerek yok. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en dolu sığınak. Gerçi daha önceden hiç sığınak görmedik. Ama buradaki kaynak miktarının iyi olduğuna eminiz. Bunlar kendi evlerinin altındaki sığınak arkadaşlar. Niye hiç görmedik falan diyor da bilmiyorum. Son birkaç yıldır gittiğimiz şu göle ne dersin? Oraya gidip tüm bu deliklerden uzaklaşmak çok güzel olurdu. Biraz yüzerdik. Belki küçük bir tekne gizlisine çıkardık. Orası artık tam bir atom köye dönüşmüş olsa da çok güzel olabilirdi. Kafayı yemeyin amanak. Atom bombası düşmüş. Bunlar göle gidip yüzmeye çalışıyorlar. Neyse sakin olacağım. Küfür etmeyeceğim. Bu videoda küfür etmeyeceğim. Kendimi tutacağım. Nasıl tutarım amanak. Neyse. Umarım gideceğimiz zaman yakında gelir. Hayat bu sıralar hepimiz için çok zor. Ama bugün dolarız keyifli. Umarız böyle devam eder. TED hakkında söylenecek bir şey yok. Bildiğiniz gibi yani. Marijan endişelenmiyor ya da en azından bunu dile getirmiyor. Tıpkı iyi bir izciden bekleneceği üzere Tommy mevcut durumu en iyi şekilde idare ediyor. Çok neşeli görünüyor. 3 güne bir su vereceğim ben bunlara. 3 güne bir su ve yemek. Bugün biraz eğlenmek için bir iki oyun oynamaya karar verdik. Önce hangi oyunu oynayacağımızı seçmemiz gerekiyordu. Neredeyse bütün günümüzü bunu düşünerek geçtik ve hala karar veremedik. Taş kağıt makas önemli oğlum işte. Kaybeden öbürüne tokat yapıştırsın. Deden tipine baksana şu gözlere şu burnuna bak. Aynı şeye benziyor. Frankenstein'a benziyor. Üçüncü gün. Nesi var? Oynadık ve 2-3 dakika boyunca çok eğlendik. Sonra herkes... Bu hangi harf lan? Aynı Ted'in burnuna benziyor. Harfinden sıkıldı. Dolores bir ara bir şeyler içmeli. Ted çok susadı. Marijane çok susadı ve bir şeyler içmeleri gerekiyor. Timmy elmas suyunu tercih eder ama ona şimdilik biraz su vermeliyiz. Burada ne yazıyor? Mahallemiz hala yüksek oranda radyasyon aktif. Şu anda yüzeye çıkmak büyük bir sağlık riski olur. Haklısın. Gelecek için planlar yapmak için ideal bir zamanda veya yerde yaşıyoruz. Ama bu korkunç duruma nasıl yorumlayacağımızı bilmiyoruz. Evimiz hala sağlam mı? Yoksa Toronto gibi kimsenin umurunda olmayan bir yere mi taşınmamız gerekecek? Tamam, siz yemekleri yiyin. Mahallemiz hala yüksek oranda radyoaktif. Şu anda yüzeye çıkmak büyük bir sağlık riski taşıyor. Ted bir yolculuğa çıkmak için çok iyi durumda görünüyor. Dolores oldukça iyi durumda. Marijane kendini müthiş hissediyor. Tommy bu işi başarabilir. Tommy nükleere çöle gidebiliriz. Kafayı mı amına? Hemen dışarı çık bakın bir şeyler var mı yok mu ama o kadar. 6. güne kadar yemek veya su yok. 3 günde bir yemek. Şimdilik tüm bu sorunları bir kenara bırakalım. Dolara sonsuzluğunu gideriz.
Test susuzluğunu giderdi. Marijuana susuzluğunu giderdi. Timi susuzluğunu giderdi. Tamam. Alan hala çok fazla radyasyon yiyor, yayıyor gibi. Şu anda nükleer çöle çıkmak güvenli değil. Tabi eğer hatırlamaktan çekinmiyorsan. Tek dışarıda hayatın riske atmaya gönüllü siktir git. Aman akıllı hepsini babasın. Doras dışarıda hayatta kalabileceğinden emin yarram kalırsın. Mariden dışarı çıkıp kaynak aramaya son derece hazır siktir git. Tommy iyi durumda ve çok iyi eğleniyor falan filan. Bu duaların içinde güvende olabiliriz ama ilgilenmemiz gereken başka sorunlar da var. Hiçbirimiz doğru düzgün uyuyamıyoruz. Bu durumu en kısa sürede ilgilenmemiz lazım. Aksi takdirde gerçek bir tehlikeyle mesela Mars'ta uzaylı ile karşı karşıya uyanabiliriz. Ha, aman ha, atom bombası adılar uzaylılar gelmedi ki. Yoksa uzaylılar mı geldi lan? Uzaylılar geldi benim haberim yok. Ama bitkin duruma gelmişler. Bu arada bir resim çizmişler. Adam baltayla ağacı kesiyor galiba. Bu üçüsü niye böyle oldu? Aman akım ne biçim sığınadı? İnsan bir sığına bir yatak mata koyar ya. Burada otur otur götünüz ağrımadı mı? Neyse. Semptomlarımızı cesurca görmezden gelerek en azından 1-2 saat uyumaya çalıştık. Şansımız yaver gitmedi. Eskisinden daha yorgunuz. Şu anda ve yakında yüzleşmemiz gereken başka sorunlarımız da var. Umarız esnenme seslerimiz yağmacıları kaçırmaya yeter ve bizi radyasyon hastalığından korur. Ted çok yorgun, Marijana yorgun, Timmy yorgun. 6. günde yemek vereceğim. Yorgunsa dinlenen amına koyayım ya. Yorgun. Yorgun bir insana ne verilir? Yemek verir. Tamam ben yarın vereceğim. Dans eden bir hamam böceği göreceğimiz aklımızın ucu ne? Dans eden hamam böceği mi? Amına koydum sine. Siktir git buradan. Amına koydum. Neyse. Dans eden bir hamam böceği göreceğimiz aklımızın ucundan bile geçmezdi. Gerçi hala görmüş değiliz. Ama bir kedi büyüklüğünde olan bir fare gördük. Bir kedi büyüklüğünde fare mi? Ne lan bu amına koyayım? Aklıma şey geldi lan. Bir tane şey vardı ya. Nietzsche kaplumbağaların hocası. O aklıma geldi. Neyse. İşin iyi yanı galiba burada tüm fareleri korkutup kaçırdılar. İşin kötü yanı ise fırsatını bulduklarında bize saldıracaklar. İyici kitabı. İyici kitabı ne alaka amına koyayım? İyici kitabıyla mı fareye vuracaksın? Fare işlemez ki oğlum o. Tamam hadi yemek vereceğim size yaramı yiyin. Uyuz atlattık. Şu parlayan böceklere dolu bir yuva bizi nükleer çöle çıkarmaya itebilirdi. Hemen böcekleri iğrençtir ama radyoaktif hemen böcekleri. Ama radyoaktif hamam böcekleri. Uy. Ted hala gücünü toplayabilmiş değil. Ted bir şeyler içmezse fazla yaşamayacak. 3 günde bir yemek vereceğim oğlum işte uzatmayın. Marijana sürekli uykulu, hiçbir şey yapmaya enerjisi yok. Marijana çok susadı ve bir şeyler içmeli. Tom biraz daha dinlenmeli. Tim ile elma suyu tercih eder ama ona şimdilik metanolden dolara su istiyor. Tamam. Alın yiyin. Yemeği ye ve dışarı çık. Bir versem ulan. Dışarıda öylece kar yok ya amına koyayım. Vermeyeceğim ya. Dolarası vereyim mi lan acaba tüfeği? Yok lan tüfek bizim yanımızda kalsın. Şeyi korusun. Evi korusun. Dolara söylemesin de. Ben dolara sağlam burada amına koyayım. Dolarası gitmedi mi? Ha ben onaylamadım. Tamam. Bazı şeylere hiç dokunmamak ve onların ne olduğunu öğrenmemek daha iyidir. O kapının arkasında ne varsa orada kalmaya devam edecek. Hatta önüne birkaç mobilya koyup oradan bir şeyin veya birinin gelmesini önledik. Ted hala çok yorgun ve gücünü toplamak için biraz daha zamana ihtiyacı var. Ted susuzluğunu giderdi. Dolara susuzluğunu giderdi. Maria Jane dinlendi ve Jane susuzluğunu giderdi. Tamam. Herkese suyumuzu vermişiz. Dışarıya. Hadi bu şişko yol ya şişko. Bu nedir?
Dışarı ne götürsün acaba bu kız? Bu kız dışarıda muhtemelen çok susuyacak. Bir şişe su versem acaba kıza? Haydi hadi verelim gitsin. Suyumuz var ama yemeğimiz yok. Tamam, Şişko'yu dışarı yolladık. Mağaracana dışarı gitti. Umarım çok kısa bir süre içinde geri döner. Ekipman bir tane bundan gitti. Ted dinlendi. Bugün dolar için nispeten sakin geçti. Hiç haber olmaması iyi bir haberdir. Timi aynı bildiğimiz gibi. Tamam. Bu ses neydi? Dört nala giden bir at mı? Hızla kapıya gittik. Karşımızda bir orta çağ penarı... Buna ne yazıyor lan? Penayırından... Ha, penayırından diyelim. Bir orta çağ penarından çıkmış gibi görünen iki adam vardı. Sesin nereden geldiğini anladık. İçimizden biri elindeki iki taşı sürekli olarak birbirine vurup at sesi çıkartırken, bak bak dışarıda böyle atla taşa birbirine vurup böyle at sesi çıkardı böyle de dık 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 dık. Her neyse biraz olmadı sanki. Her neyse taklidi yapıyordu. Bizi antika bir fincan aradıklarını ama yollarını kaybettiklerini. Eğer bir haritamız varsa ve ona bakmalarına izin verirsek bize çok minnettar olacaklarını söyledi. Vallahi haritamız yok. Dana, bir dakika şunu ben bir arayayım. Dayanamayıp kahkahayı bastık. Kahkaha ne demek amana? Kahkaha nasıl basılır? Anlamadım ben bunu. Dayanamayıp kahkahayı bastık ve konuklarımız biraz alındılar. Bağırarak atalarımızın biraz birer kemirgen olduğunu ve orman meyveleri gibi korktuklarını söyleyip gittiler. Ne büyük kabalık. Doları su içmeye de çok yaşamayacak. Ted hayatta kalmak için su içmedi. Timmy bir şey istemiyor ama su içmesi lazım. Anasını sikiyoruz vallahi yemeklerin. Radyomuz yok. Cehalet mutluluklar derler. Cehalet mutluluktur derler. Dünyada neler olup bittiğini bilmeden geçen bir günün daha bize bir zararı olmayacaktır. Dolar suyunu giderdi, tez suyunu falan giderdi. Tamam, 13. güne kadar su yok. Eski hayatımızı gerçekten çok özlüyoruz. Uzay, gökyüzü, yemek, daha fazla yemek. Keşke bu lanet bomba düşmeden önceki zamanlara dönebilseydik, keşke. Bugün ne yaptıysak yarın onun sonuçlarını yaşayacağız. O yüzden doğru olanı yapalım. Yapalım. Dolores bugün iyi durumda. Bu minik sığınakta insanın olabileceği kadar en iyi en azından. Tamam dediği. Tommy hakkında söylenecek yeni bir şey yok. Bu mini minicik sığınakta kıçımızın üstünde oturmaya devam edebilir veya bu radyoaktif nükleeri çölde bir an önce uzaklaşmanın yollarını düşünmeye başlayabiliriz. Komünistlerin böyle bölgesine güzel bir mahalleyi harap edeceği kimin aklına gelirdi? Bunu biz de yapabilirdik. Kaçma kısmını tabii. Harap etmeyi değil. Ama orada bir yerlerde bize yardım edecek biri olmalı.
gözümüzün kulağımızı dört açalım. Açın oğlum. Radyo yok, kusura bakmayın. Radyo yok, harita yok. Kaldık burada amına koyayım. Bizim kız nerede kaldı ya? Bizim bir kız çıktı 3-4 gün oldu eve gelmedi. İhtiyacımız olan şey varsa o da radyoyu sık sık açarak bölgemizde yayınlanan tüm acil durum yayınlarını dinlemektir. Aslak dedi dışarıda dolanıp birinin bize almasını bekleyeceğiz. İlk seçenek kulağa daha mantıklı geliyor ama radyomuz yok ne yazık ki. Doları su içmesi de çok yaşamayacak. Ted hayatta kalmak için su içmeli. Timmy için içecek bir şeye vursak daha mı olur? Pek iyi görünmüyor. Yarına kadar yaşayamaz bundan. 3 günde bir yemek veriyorum valla, kusura bakmayın. Nükleer çöl sürprizler dolu. Mesela kapının ardındaki şu adam gibi. Kapının ardında bir adam varmış. Niye ölmüyor bu orospu çocuğu? Maske mi takmış çocuğuma? Neyse. Düzgün birkaç mermi karşılığında çok fazla şey verebileceğini söylüyor. Mermi. Yemeğimiz ne kadar? Yemeğimiz az. Şimdi düşünelim. Kız geldi diyelim, tamam mı? Kız gelse bize bir tane bundan bir tane bundan getirse bile bunlara 3 gün gidebiliriz. 3 gün boyunca da bir tanesi daha geri dönüyor ve de o da var. Adam bize en fazla ne verebilir ki? Mermi veremem amına koyayım. Kusura bakmasın. Yiyecek zaten kız getireceğine eminim. Çok fazla şeymiş. Ne vereceğini söylesen orospu çocuğu işte. Yabancı hayal kırıklığına uğradı. Çok belliydi. Ama bu bizi hiç ilgilendirmiyordu. Hayal kırıklığına alışmak için ideal bir zaman varsa o kesinlikle dünyanın sonudur. Dora suyu içmezse artık yaşayamayacak. Ted bir gözü toprağa bakıyor. Vaziyette hemen bir şeyler içmesi gerekiyor. Tommy korkunç durum. Ona tamamdır. Son çorba konservesinin neşe yerine bir keder kaynağı haline geleceği kimin aklına gelebilirdi? Onu dikkatlice paylaştık ama Dolores hepsini hemen yemek konusunda ısrar ediyor. Bunu yapsak mı? Telefon mu çalıyor, zil mi çalıyor aman akım? Ne oldu kız, öldü mü? 6 gün oldu kız gelmiyor aman akım. Pazarlıklar bütün gece sürdü ama sonunda barışçıl bir çözüme ulaştık. Dolores çorba konservesini daha sonrasını saklamayı kabul etti. Dolores üstünü giderdi falan filan falan, tamam. Son bir tane bu kaldı zaten. Dülülü dülülü şu işe bak. Bir daha hiçbir telefon sesi duyamayacağımızı sanıyorduk ama birden dışarıda bir telefon çalmaya başladı. Bunun sokağın karşısındaki telefon kulübesine geldiğini fark ettik. Biri telefonu açmaya gitsin mi? Kadını yollayalım. Kadını yolladık, kadını sikecek amına. Kadına ne silah verdik ne maske verdik. Kadın geri döndüğü zaman yara yemiş olmasın da. Ağzını burnu kapatıp nefesini tutarak koşarak gitsin işte amına. Neyse. Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlığı net bir şekilde duyduk. Kendisini yakınlarda Fil Vadisi'nden bir felakat yatağı olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyordu ki bağlantı aniden kesildi. Kıza ne oldu? Kızı siktiler mi? Kızın üzerine çarpar. Amına koyayım, Allah'tan kızı bir dışarı yolladı ha. Kızı yolladı, kıza direkt çaktılar ya. Amına koyayım, biz de kıza güvenip bize yemek getirecek. Tanıtı bilgi alışverişi yapıyorduk. Bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşanmış olmalı. Umarım bizi tekrar ararlar. Marijana normalde birkaç gün içinde geri dönmeliydi. Çok uzun zaman oldu. Başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Yüzeyde neler olup bittiği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Biz geziye çıkmak riski olabilir ama kaynaklara da çok ihtiyacımız var. Kız öldü mü? Amına koyayım ben bu kızın ya. Hacı kız öldü ya. Orada da tekrardan itibar kurmak için bir radyo bul. Dostum, çok üçün insanın yine talimler falan filan.
Hacı kız gitti ya. Kız keşke geri gelse ya. Senin koca burnunu sikeyim ben. Tutamış. Git işe onu iç. Amına koydum onu adamı. Bir çift laf etmek bile bir insanın ruhunu iyileştirebilir. Tommy şu anda daha iyi görünüyor. Dolores bir ara bir şeyler içmeli. Tess sadece birkaç yudum su içmek istiyor. Timmy pek bir şey istemiyor ama su içmesi lazım. Tamam sen su iç. Sen de su iç. Sen de biraz çorba ye. Sonra yarrağı yiyelim. Amana koydum kızı dışarı gelmedi. Baba sen git dışarı yalan. Amana koyayım yarrağı yedik vallahi. Vallahi billahi yarrağı yedik. Vallahi yarrağı yedik. Ted yüzeye gitti. Umarım kısa bir sürede geri döner. Dolara su içmesi artık yaşanmayacak. Amana koydum dolarası. Su bitti su su. Al çorbayı, çorbanın içinde su vardı. Ay yarrağı yedik daha 20. güne gelmeden yarrağı yedik valla. Bugün Cadılar Bayramı'nı doktor kefelerine benzer şeyler gelmiş. Bir grup insana tanıştık. Geldiği için hastane olduklarını bilmiyor falan falan filan falan. Su istiyorlar. Su yok işte amına koyayım. Dolores öldü. Dolores'ın amına koyduk. Al. Dolores hala yaşıyor amına koyayım. Bundan sonra kesin olacak. Dolores oğlan adını hiç etsen olmaz mı? Neyse. Bu nasıl bir sahtekarlık böyle? Gerçekten doktor bile değil. Bunlar bu dolanları kesinlikle bir şey vermiyoruz. Dolores su içmesi artık yaşamayacak. Suyumuz bitti. Dolores senin kızının amına koyayım. Senin kızın gelmedi. Hadi öl o zaman. Öl. Bu amına koydum. Senin kocanın kızının amına koyayım ben. Bir yarama yaramadılar ya. Öl. Öl ananı sikim seni. Zaten bir yarama ancak masrafsın amına. Ancak dırdırıp masraf eden öldün amına koyayım. Ya ben sikerim lan böyle işi. Yarrama kadar yolum var. Sen de öl orospu çocuğu. Hepiniz ölün. Hiçbiriniz yaşamayın. Hepinizin anasını sikeyim ben. Oğlan daha 20 gün bile hayatta kalamadık ya. Piloto ölüyormuş. Ölsün. Öl. Öl ananı sikeyim senin. Ananın kuru kemiklerini sikeyim. Böyle işin amına koyayım ben. Ah. Mazlum. Mazlumu çağırın bana. Sinirlerim geriliyor. Heh, çocuk da gitti. İki kişi su getirmiş. Herkes gitti. Herkesin anasını sikim ben. Hacı yarra yedik amına koyayım ya. İnsan diye bir şey kalmadı ki evde. Vallahi insan diye bir şey kalmadı. Ta. Mazlum. Mazlumu çağırın bana. Mazlum. Ah. O adamla alışveriş yapmalıydık. Ha, kediydi içeri alın. Kedi de mutasyonu orada bizi siksin. Ha bak kedi burada. Kedine yaramayacaksa artık. Kızı dışarıda yakalayıp tecavüze uğratılar galiba. Her Allah'ın günü bu adama su veriyoruz amına koyayım. Dışarı çık dışarı. Anasını siktim adama dışarı çık. Ah. 25 günde ailenin perdeni çıkardık amına koyayım. Kedi aşağı gelmiş. Ne yapalım teyze senin kızını sikim ben. Kızın gelmedi.
Şu suları filan da bitsin de. Yanında bir hayvanla bir kadın geldi. Onun bir deve olduğunu iddia ediyor. Tabii eğer develer beş bacağı olursa, hayvan üstünde eşyalarının bulunduğu bir paket var. Bunun karşısında bunu teklif ediyor. Bunun karşısında bunu teklif ediyor. Ben bu suyla adamı bir hafta daha idare ederim. Bu kalsın amına koyayım. Haydi vermeyeceğim. Size vereceğin suyla amına koyayım. Anasını siktim. Silahın var işte. Git dışarı ne bulduysan al. Götünü siktim. Böyle yatıyorsun uyuyorsun. Senin gibi adama amına koyayım ben. Vallahi billahi tansiyonum düştü şu an. Sonunda teklifin bize uygun olmadığına karar verdik. Başka bir sefere. Tabi eğer bir dahaki sefere gelirse sığınakta oyun oynarken birkaç gevşek tuğlanın arkasında kalmış küçük bir ahşap kutuya takıldı. İçinde birkaç harita, bir kutu, eski bir bölge ilacı vardı. Tabancık ilacı araştırdık. Tek çok zayıf görünüyor. Bugün bir şeyler yemede çok kötü olabilir. Tetala yorgun Teden anasını sikim yemek yok. Sıçım onu yesin amına koydum adamı. Onun yine koca götünü sikim ben. Ted dışarı çık ananı sikim senin. Dışarı çık al anasını. Burada çok fazla boş alan yok. Her şeyin kokusunu alabiliyoruz. Duvardaki tuğlalardan biri gevşeyip arkasında bir delik görünüyordu. Bayılacak gibi olduktan sorun delikten gelen kokuydu. Leş gibi. Bu kokunun kaynağını araştırıp sorunu gidersek mi? Aynen gider belki orada ölürsün. Öl ananı siktiğimin adam. Seni yaşaman ata zaten. Senin kızını sikeyim ben. Oğlunun amına koyayım. Bir kere bunun oğlu nereye gitti? Bunun oğlunun nerede olduğunu bilen var mı? Bunun oğlunu sikeyim ben. Oğlunuzu kızınızın amına koyayım. Ha hastalandı mı? İyi. İyi gel seni sikeyim belki iyileşirsin neyse. Pencere dışarı veya diğer mutasyona uğramış ve kesin vücut kısımlar olan bir şeyin üzerimize atladığının korkusuyla deliğin içine baktık ama hiçbir şey olmadı. Onun yerine bir domates çorbası konservesine ulaşmaya çalışan falan filan. Aliye götünü karpuz gibi yap. Haydi. Amına koydum onu adamı. Ah mazlum. Mazlumu getirin bana. Mazlum. Tansiyonum düştü burada. Tek çok zayıf görünüyor. Bugün bir şeyler yemede sonu çok... Anasını siktim ben. Götünü siktim ben adamı. Daha dün yedirdim yalan sana. Daha dün yedin amına koyayım. Çürüttün bizi. Amına koydun ortalığın. Ted durmadan öksürüyor. Ted çok bitkin. Ted al yarrağımı ye. Ye böyle. Ye böyle boğazda. Ananı sikim ben senin. Evet. Şiorkin ailemiz için daha yeni bir üye. O yüzden... Gözümüz onun üstünde olmalı. Ailenize geri bir şey kaldı mı? Oğlun terk etti, kızını dışarıda tecavüze uğrattılar. Karın da öldü. Senin kızını sikeyim. Senin kızın bir yemek getirmedi ki. Her neyse. İster inan ister inanmayın. Bugün tasmasında bir şey daha gördük. Bir metal plakaya benziyor. Ve üzerinde bir adrese çok uzak bir yer değil. Kısa bir çocuk orada ne olduğuna baksak mı? Aynen bakın. Zaten yaramı yemişsin. Ölmüşsün. Kedi nerede? Anasını siktim. Kedi nereye gitti amına koyayım? Yeni tüylü dostumuzu alıp haberlerin arasında bir gezintiye çıktık. Ve yolda partüsüllü fölör şapka ve güneş gözlüğü takmış bir grup beyefendi ile karşılaştık. Ne olur amına koyayım. Kedi görünce dişlerini sıktı ve onu aradıklarını söylediler. Meğer onu çok seven yaşlı ninelerinin kedisiymiş. Biz daha ağzımızı açmaya fırsat bulmadan Shore'u bizden aldılar. Teşekkür ettiler ve gittiler. Bu durumda ki kedinin pek umurunda değil gibiydi. Belki de böylesi daha iyi olmuştur. Tek çoksa Ted'in götünü sikim. Anasını siktim. Baba bari birkaç lokma yemek versin. Hadi şu oyun ne zaman bitecek ya? Hadi Ted dışarı çık. Tamam. Kapının arkasında özgürlük namını açın diye bir bağırış duyuldu. Özgürlüğü temsil ettiğini iddia edenin kim olduğunu bilmiyoruz ama seslere bakılırsak gelen bir grup insandı ve muhtemelen silahlıydılar. Kendimi böyle tanıtan biri muhtemelen özgürlük adına birini öldürmek istiyordur. Açsak mı? Aç ayda zaten yarayımışız. Sonuna kadar gelmişiz.
Zaten hiçbir şeyimiz elimde kalmamış. Ne oldu, seni sikmemişler. Bakmışlar götünden mazot akıyor. O yüzden sikmemişler, bırakmışlar. Kapının ardında kişileri gördüğümüz anda bu kararı verdiğimize pişman olduk. Aynen. Pişman olduk. Gençlerden oluşan bir grubun karanlık yüzleri, tüfekleri ve kararlı bakışlarını karşılaştık. Sonumuz geldi diye düşündük ama sonra aniden biri bize komünistlerle işbirliği yapıp yapmadığını sordu. Hayatımızda bir sayfa bile mağara okumadığımız, marşı mıdır nedir, mağara da nedir, okumadığımız için yönü rahatlığıyla hayır dedik. Genç gerginlik anının yok oldu ve bu iyi. Genç insanlar bize iki şişe su verdiler. Ayrıca bize korkmamamızın gerektiğini, çünkü porsukların burada olduğunu söylediler. Porsukların tüm bu olan bitene ne ilgisi olduğunu anlamadık ama onlara inandık. Hadi Ted, su iç, yemek de ye. İstersen beni yaramı diyebilirsin. Hadi Ted, dışarı çık. Yemeğini ye, silaha da al. Amana koydum, silahı orada götümüze sokmuş böyle. Amana koydum, silahı kullanın ya. Çekin silahı, tak 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 diye ateş edin ya. Ben mermiyi bile vermedim. Ne oluyor? Gün böyle gidiyor. Ne oldu? Bu ne? Ted'in anasını sikmişler dışarıda. Ted yüzeye gitti. Umarım kısa bir sürede döner. Ted çok uzun zamandır dışarıda ve hala dönmedi. Geri gelmeyeceğine korkuyoruz. Pembeden sağ çıkmak kolay bir iş değil. Bunun emin olabiliriz. 30 gün hayatta kaldık. Kapıyı açamadık. Anasını siktim. Ted'i ben anasını sikeyim. Ted'i ben abba Ted'in amına koyayım. Ted bize... Hacı ben bu Ted'in amına koyayım ya. Dedim ben ta amına koyayım. Bu kadar olmaz ya. Ted dışarı çıkıyor. İki şişe su getiriyor. Hastalanıyor. Sonra bana onu yedir. Bana şunu yedir. Dışarı çıkıyor. Geri dönmüyor. Kızı dışarı geri dönmüyor. Karısı zaten susuzluktan öldü. Çocuk zaten nereye gitti belli değil. Aa, mazlum. Mazlumu getirin bana. Mazlum. Mazlumun amına koyacağım ben. Mazlumu sikeceğim. Vallahi bile burada terledim ya. O hava soğuk. Millet dışarı titriyor. Ben burada terliyorum ya. Lanet olsun ya. Olamaz. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Yaraydık yani. Kurtulamadık. Gelen giden bastı. Soktu çıkardı. Ortalığın amına koydular yani. Bende ne hal kaldı ne derman kaldı. 39. güne zaten otomatik bir şekilde gittik. Ted'in amına koyayım. Ted 30. günde çıktı. 39. günde cesedi ancak geldi. Ya siktir et ya. Ben yapamadım. Hacı olmadı valla. İlk başta o adamla bir anlaşma yapsaydık. Kurşunları vereyim. Zaten silahı aldık. Baltayı aldık. Bir yarama yaramadı. Dedim dışarı çıkarlar. Gelen gidenin amına koyarlar. Eve bir ekmek getirirler dedim. Kız dışarı çıktı. Ortalıkta yok. Çocuk zaten nereye gitti belli değil. Amına kızın gelmesine kadar kadın açlıktan öldü. Ted dışarı çıktı, 10 gün sonra geri geldi. O da cesedi geri geldi. Yok vallahi hacı, ben yapamadım. Belki bir dahaki bölümde ben yine bunu oynarım. Bu sefer daha iyi bir iş çıkartabiliriz. 39. günde yarraydık. Bir abone olup like atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Zaten en son baktım 199 abonem vardı. 8 tane video attım. 199 aboneden 198 abone oldum. 8 video attıktan sonra. Video attıkça abone sayım falan azalıyor. Yapacak bir şey yok oğlum, ne yapalım. Görüşürüz, kendinize çok iyi bakın.